Değerli basın mensupları, Bursa'da bir trafik kazasında vazife başında şehit olan 4 itfaiyerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Merkez Yönetim Kurulu toplantımız devam ediyor. Bugün ağırlıklı olarak Erdoğan şahsi hükümetinin iflas eden ekonomi politikalarını ele aldık. Bunalımdan kurtulmanın yollarını tartıştık. Zamlar zulüm oldu, milletimizi acımasızca eziyor. Ülkemizin dört bir yanından milletimizin feryatları yükseliyor. Artık bu feryatlara beddualar da eşlik ediyor. Milletin bedduasını alan bir hükümetin iflah olmayacağını bu topraklarda herkes bilir. Vatandaşlarımız beddua ederken haksız mı? Hayır, değil. Çünkü 84 milyonluk ülkemizde saray beslemeleri ve yanaşmaları dışında herkes perişan. İşte yaşadığımız son örnek. Erdoğan daha önce rüşvetten aklanmayan bir bakan müsveddesini, bir de partisinin MYK üyesini, bir ülkeni dışarıya, başka ülkelere büyükelçi tayin etmişti. Şimdi de Soma'da yere düşen vatandaşlarımıza hınçla tekme savuran saray danışmanını Almanya'ya ticari ateşe yaptı. Memurumuz, emeklimiz, emekçimiz, çiftçimiz, milyonlarca dar ve sabit gelirli yurttaşımız zam ve zulüm altında ezilirken saray beslemeleri avrolu mansıplara doymuyor. Saray yanaşmalarının sefası katlansın, dolarla avroyla maaş alsın, saray sosyetesi daha çok semirsin diye Erdoğan tek bir gecede doğalgaza zam, elektriğe zam, akaryakıta zam, motorlu taşıtlar vergisine zam, pasaport ücretine zam, ehliyet harcına zam, Avrasya tüneline zam, araç muayene ücretlerine zam, köprü geçiş ücretlerine gizli zam yaptı. Hep söylüyoruz, zulümle abad olanın akıbeti berbat olur. Ama dinlemiyorlar. Geçtiğimiz cuma akşamı akaryakıta fahiş zamlar geldi. Erdoğan benzinin litresine 63 kuruş, mazotun litresine 94 kuruş zam bindirdi. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda çiftçinin traktöründeki 110 litrelik mazot deposu 729 liraya dolarken şimdi 1516 liraya doluyor. 55 litrelik bir benzin deposu bir arabanın geçen yıl bu zamanlar 400 liraya dolarken şimdi 750 liraya doluyor. Bir depo akaryakıtın maliyeti son bir yılda ikiye katlandı. Son akaryakıt zamlarından sonra İstanbul'dan İzmir'e dolar ve avro garantili tünel, köprü ve yollardan arabayla gidip gelmenin maliyeti 1811 lirayı buldu. Bu korkunç bir maliyet. Ulaşım maliyetlerindeki bu artış yarın iğneden ipliğe her şeye yansıyacak. Bu kaçınılmaz. Son 3 aydır akaryakıt zamları adeta otomatiğe bağlandı. Dolar çıkıyor zam, dolar iniyor yine zam. E hani doların köpüğünü hüplettikten sonra her yerde ucuzluk olacaktı? Erdoğan böyle diyordu. Milletin alın terini bir gecede hüplettiler. Ama dolar köpürmeye, Erdoğan'ın zamları da milletin üstüne kabus gibi yağmaya, çökmeye devam ediyor. Erdoğan elektrik de kademeli tarife getirdi. Ardından tek bir seferde elektriğe %52 ile %127 arasında zam yaptı. Bu bir rekor. Şimdi meclise doğalgaza kademeli tarife getirilmiş. Anlaşılan Erdoğan zamma doymadı. Bu defa da doğalgazda yeni bir zam rekoru kırmaya hazırlanıyor. Ne yazık ki enflasyonda turbun büyüdü heybede. Türk lirasının son bir yıldaki değer kaybı %46. Üretici enflasyonu tüketici enflasyonundan 44 puan fazla. Dolar kurundaki artış, üretici enflasyonu dediğimiz fabrika fiyatlarındaki artış, Erdoğan'ın son enerji zamları tüketici fiyatlarına, tüketiciye daha tam yansımadı. Korkunç bir kara kış geliyor. Ama
bu zulmü yapanlar emeklilerimize dönüp 2500 lirayla bu kışı idare et diyorlar. Memura bahşiş gibi 2,5 puan ilave maaş artışı verip bu sana yeter arkadaş diyorlar. Asgari ücretlerini aldıkları zam daha ceplerine girmeden enflasyonun şahlanmasıyla eridi. Şimdi emekçilerimiz de kara kara düşünüyor. Emekliye, onların dul ve yetimlerine, memura hemen zam yapın. Ek zam yapın. Asgari ücretliye de yılın ikinci yarısında ek zam yapma taahhüdünü bugünden verin. Millete artık zulmetmeyin. Zamlar çiftçilerimizi de ezip geçiyor. Erdoğan'ın son mazot ve gübre zamlarından sonra çiftçi tarlasına taban gübresini atamamıştı. Buğday ve arpa kışa zayıf girmişti. Bu ay sonunda da buğday ve arpanın kardeşlenmesini arttıran üre gübresinin atılması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl bu zamanlar bir çuval üre 93 liraydı. Aralık ortasında aynı çuvalın fiyatı 800 lirayı gördü. Şimdilerde ise bir çuval gübrenin fiyatı 650 lira. Üre gübrenin fiyatı geçen yıla göre 7 kat artmış. Hükümet çiftçinin böğrüne 9 santim bıçak saplamış. Şimdi bıçağı 2 santim geri çekmiş, gübrenin fiyatı düştü diye çiftçimiz bize teşekkür etsin diyorlar. Çiftçinin kara gün dostu diye bilinen Toprak Mahsulleri Ofisi de çiftçiye dost mu, düşman mı anlayamadık. Toprak Mahsulleri Ofisi besiciye %8 KDV ile sattığı arpayı sanayiciye %1 KDV ile satıyor. Şimdi üretici bu maliyetle nasıl ayakta kalacak? Zaten beli bükülmüş. Son bir yılda traktöre bir depo mazot doldurmanın maliyeti 2'ye katlanmış. Bir çuval gübrenin maliyeti 7'ye katlanmış. Buradan uyarıyoruz. Çiftçiye destekleri hemen arttırın ve derhal ödeyin. Yoksa bu yıl gıda krizi kapımızda. Milletimizi ucuz ekmek için şu kış günü zaten sıraya soktunuz. Böyle giderse millet yiyecek ekmek de bulamayacak. Milletin ekmeğiyle daha fazla oynamayın. Daha fazla beddua almayın. Değerli basın mensupları, birkaç ay önce Erdoğan ne demişti? Faizi şu anda düşürüyoruz. Enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz. Erdoğan Merkez Bankası'na baskı yaptı, politika faizini düşürdü. Ona göre bunun sonucunda hem döviz kuru, hem enflasyon, hem de faiz düşmesi gerekiyordu. Sonuç ne oldu? Dolar kuru 8 lira 65 kuruştan 18 liraya çıktı. Bir gece yarısı köpü küpletme operasyonuyla Merkez Bankası'nın rezervleri arka kapıdan yeniden buharlaştırıldı. Dolar evet 11 liralara kadar düştü. Şimdilerde ise yeniden 14 lira sınırına dayandı. Bu haliyle Türk lirası son 3,5 ayda %37 devalüe oldu. 3,5 ayda. Ama hala dengeye oturmuş da değil. Kur tabelası Nebati Bakan'ın gözleri gibi ışıl ışıl kıpır kıpır. Sadece enflasyon değil, sadece kur değil, enflasyon da kıpır kıpır. Faizlerin indirildiği dönemde enflasyon %19'lardan %36'lara sıçradı. Türkiye dünyada en yüksek enflasyona sahip 8. ülke oldu. Yani düşecekti enflasyon. Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın tabela faizini %19'dan %14'e çektiği bu dönemde ticari kredi faizleri pek çok bankada %30'u aştı. Şu anda %46 faizde kredi veren bankalar var. 5 yıllık devlet borçlanma tahvilinin faizi %18,73'ten %25,73'e çıktı. Bütçenin faiz yükü 7 puan arttı. Hani faiz düşecekti? Erdoğan'ın kitabını yazdım dediği ekonomiye artık kimse güvenmiyor. Daha önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar rezervini satan Erdoğan,
Bugünlerde de başkalarından ödünç aldığı, Merkez Bankası'nın başkalarından ödünç aldığı paraları satıyor. Merkez Bankası kasasında 56 milyar dolar açık var. Bunu gören en sonunda da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Merkez Bankası'ndaki yabancı merkez bankalarının alacaklarına haciz konamaz maddesi getiriliyor. Şimdi ben soruyorum, bu maddenin gerekçesi nedir? Plan Bütçe Komisyonu'nda doyurucu bir açıklama yapmadılar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na haciz gelecek de bizim paramız gidecek diye korkan ülke hangisi? Düğün-i Umumiye dönemini hatırlatan bu maddeye Erdoğan şahsım hükümeti nasıl razı geldi? Ben bu ülkenin ekonomisiyle ilgili yurt dışında böyle bir güvensizliği yaratanlara yazıklar olsun diyorum. Bu arada ipe sapa gelmez pek çok konuyla meşgul olan medyanın böyle bir vahim düzenleme hakkında ne haber ne de program yapmaması, bunu tartıştırmaması aslında ülkemizin içine düştüğü ibretlik halinde en güzel göstergelerinden biri. Değerli basın mensupları, Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç safsatasıyla dövizde enflasyonda safsatasına dayanan politikası sonucunda dövizde enflasyonda faizde hızla arttı. Kaybeden koskoca Türkiye ekonomisi ve milletimiz oldu. Şimdi Erdoğan çıkmış, döviz kurundaki müsilajı aldığımız gibi enflasyondaki müsilajı da alacağız diyor. Allah Allah. Bu köpük birdenbire müsilaj oldu. Milletin alın terini, emeğini, yılların birikimini köpük diyerek küprettiniz. Sonra da buna müsilaj deyip yaptıklarınızın üstünü örteceksiniz. Hiç kimse kusura bakmasın. Yarın karnınız ekşiyip ağrımaya başladığında da şikayet etmeye hakkınız yok. Küçük yatırımcıyı çarpma operasyonundan sonra Erdoğan'ın ağzından faiz sebep enflasyon sonuç sözünü hiç duydunuz mu? Yok. Çin işi, Japon işi model safsatasını duyan oldu mu? Olmadı. 20 Aralık'tan bu yana bu lafların hepsi tedavülden kalktı. Çünkü Erdoğan'ın amacı hasıl oldu. O gece birileri 18 liradan dolarları bozdurup sabahında 11 liradan dolarları toplayarak malı götürdü. Milletin alın teri, emeği, yılların tasarrufu iç edildi. Türkiye'nin en acımasız servet transferlerinden biri 20 Aralık gecesi gerçekleşti. Merkez Bankası'na ait olmayan dövizler arka kapıdan satılarak birileri ihya edildi. Küçük yatırımcı ise perişan edildi, çarpıldı. Milletimiz artık her şeyin farkında. Erdoğan bu saatten sonra artık faiz sebep enflasyon sonuç diyemez. Derse milletimiz bilir ki yeni bir siyasal yan kesicilik, yeni bir siyasi eşkıyalık yolda. Artık yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Erdoğan siyasi sermayesini tüketince, iktidarı dönülmez akşamın ufkuna gelince, endişe ve korkuyla elindeki son kozları da oynamaya başladı. Şimdi milletin karşısına çıkmış, bu millet 2023'te dinimize, diyanetimize saldıranlara hesabını soracaktır diyor. Biz de kendisine Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifini bir hatırlatıverelim. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onunla Allah arasında perde yoktur. Bu ülkede çok şükür dinimizle, diyanetimize saldıran yok. Ama güzel dinimizi ve diyaneti zulmüne şal yapmaya cüret edenler var. Bu ülkede kimin neye saldırdığını biz bir söyleyiverelim. Erdoğan milletimizin cebine saldırıyor. 2013'te 12.582 dolar olan kişi başına gelirimizi 2020'de 9.489 dolara düşürdü. Yine bu dönemde tüm ülkenin gelirini 958 milyar dolardan 801 milyar dolara geriletti. Milletin cebinden 148-147 milyar dolar gitti. Erdoğan 2011'de 2023 için yani önümüzdeki yıl için
dünyada ilk 10 büyük ekonomi arasına girme sözü vermişti. Bıraktık ilk 10'u. 2021'de ülkemiz ilk 20 ekonomi liginden düştü. Bu yılda en büyük ekonomiler liginde 22. sıraya düşeceğimizi uluslararası kuruluşlar söylüyor. Ama Erdoğan sıkılmıyor. Milletimize ilk 10 yalanını tekrarlamaya devam ediyor. Erdoğan milletimizin işine, aşına da saldırıyor. Bir ekonomi yönetiminin başarısı çalışmak isteyenlere ne kadar iş yarattığıyla ölçülür. Bugün Kasım ayı işsizlik verileri açıklandı. Erdoğan'ın ucube şahsım rejimi işbaşı yaptığında bu ülkede gerçek işsizlerin sayısı 5,5 milyondu. Bugün 2,5 milyon kişi artarak 8 milyonun üzerine çıktı. Bu da TÜİK'in rakamları. Sarayın beslemeleri, danışmanları avrolu maaşlarla ödüllendirilirken milletin evlatları okulunu bitiriyor, iş bulamadığı için baba evine dönmek zorunda kalıyor. Son bir ayda genç işsizlerimizin sayısı 120 bin kişi arttı. 1 milyon 153 bin oldu. Bunun adı zulümdür. Bunun adı siyasi eşkıyalıktır. Erdoğan sadece gençlerimize ve geleceğimize saldırmıyor. Gazi Meclisimizin yetkilerine de saldırıyor. İstanbul Milletvekilimiz, Anayasa Hukukçusu Sayın Kabaoğlu, Erdoğan şahsım hükümetinin 3,5 yılının röntgenini çekmiş. Erdoğan, 44'ü daha önce çıkardığı kararnameleri değiştiren kararnameler olmak üzere 3,5 yılda toplam 889 tane kararname çıkarmış. Bu kararnamelerle de 3094 madde ihdas etmiş. Meclisteki 600 milletvekili ise aynı dönemde 90 yasayla 2683 madde ihdas etmiş. Bunların çoğu da yine Erdoğan'ın sarayında hazırlanıp meclise gönderilen kanun teklifleri. Erdoğan 3,5 yılda 5087 karar alırken bunların 2347'si resmi gazetede yayımlanmamış. Şimdi böyle bir ülkede istikrar olur mu? Millet önünü görebilir mi? Erdoğan bu ülkede basın özgürlüğüne de saldırmayı ihmal etmemiş. Dünyada basın özgürlüğünde 179 ülke arasında 153. sıradayız. Yani sondan 26.'yız. Bu ülkede gazeteciler Ruanda ve Bangladeş kadar özgür. Ülkemizde basın özgürlüğü kalmamış. Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Bu vesileyle mesleğini hakkıyla yerine getiren, kaleminin namusunu satmayan tüm gazetecilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Değerli basın mensupları, tek adam parti devleti ucube rejiminde aşımıza, işimize, hukuka ve özgürlüklerimize yönelen tüm bu saldırılar neticesinde bugün artık ülkemizde ne güven ne de istikrar kalmadı. Çorum'da AK Partili belediye meclis üyesinin açık kalan mikrofondan duyulan şu sözleri, ülkedeki tıkanmayı ve yaşanan güven bunalımını ne kadar güzel anlatıyor. Kimse iş yapmayı istemiyor. Neyin ne olacağı bilinmiyor ki. Ben devletten iş almam. Özel şahıstan bile iş alınmaz artık. İşte bu güven bunalımı aşılmadan ne döviz kuru düşer ne de enflasyon düşer. Faiz ise hiç düşmez. Güven bunalımının müsebbibi de Erdoğan'dır. Erdoğan sebep, yaşadığımız buhran sonuçtur. Güven ruh gibidir. Terk ettiği bedene bir daha dönmez. Bu buhrandan salimen çıkışın tek bir yolu vardır, o da sandıktır. Milletin iradesinden kaçırılan her saniye ülkedeki güven bunalımını ağırlaştırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Artık herkesin milletin vicdan terazisinde tartılmasının zamanı gelmiştir. Herkes milletin hükmüne de razı olmalıdır. Sarayın büyük ortağı da küçük ortağı da sandıktan daha fazla kaçmasın. Özellikle küçük ortak, millete Kazakistan'ı gösterip sokağa dökülme çağrısı yapacağına, 2002'de yaptığı gibi Tekir Yaylası'na çıksın, ciğerlerine temiz havayı bir çeksin,
aklı başına gelsin, yapması gerekeni yapıp erken seçimi istesin. Değerli basın mensupları. Kardeşimiz Kazakistan'da barışçıl bir şekilde başlayan ancak hızla boyut değiştiren olayları yakından takip ediyoruz. Bir Kırgız atasözü şöyle diyor. Dağda Kırgız çocuğu ağlarsa Bozkır'daki Kazak ananın sütü akar. Bozkır'da bir Kazak çocuğu ağlarsa dağdaki Kırgız ananın sütü akar. Biz şu atasözünü şöyle genişletelim. Türkistan'da bir çocuk ağlarsa Bozkır'daki Kazak ananın sütü akar. Bozkır'da bir Kazak çocuğu ağlarsa Türkistan'daki her ananın sütü akar. Aralarında süt ve soy kardeşliği bulunanlar elbette birbirini çok iyi anlar. Bunu anlayanlar birbirine destek olur, başkaları değil. Kazakistan'ın huzura kavuşması, bu olayların sağduyuyla çözülmesi, Kazak halkının kendi kaderine kendisinin sahip çıkması en büyük dileğimizdir. Değerli basın mensupları, ülkemizde COVID vakaları yeni varyantlarla beraber hız kazandı. Özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde ciddi sıkıntılar var. Okullarda virüse yakalanan çocuklarımızın sayısında hızlı bir artış olduğunu duyuyoruz. Tedbir alma ve aşılama konusunda yeni bir seferberliğe ihtiyaç olduğu açık. Tabii aşı demişken Rusya'dan 400 bin doz Sputnik aşısı alınmıştı. Ama bu aşılar ne oldu? Milletimiz bunu, milletimiz de haliyle bunu soruyor, merak ediyor. Ama ne Sağlık Bakanlığı'ndan, ne de bakanından, ne de bakanlık yetkililerinden tatmin edici bir cevap gelmiyor. Bu aşılara ne oldu? Çöpe mi attınız? Sarayın deposuna mı sakladınız? Başka ülkelere mi verdiniz? Yoksa aşıda umulan etkinlik görülmediği için kullanmaktan vaz mı geçtiniz? Bu sorulara bir cevap verin. Son sözümüzde her zamanki gibi milletimize, aziz milletimiz, gecenin en karanlık anı şafağa en yakın olduğumuz andır. Yeise kapılmanın hiç yeri yoktur. Umudunu kaybetmenin yeri yoktur. Ülkemiz her sorunun üstesinden gelecek güçtedir. Her türlü kabiliyet ve imkana sahiptir. Dünyada hiçbir ülkede olmayan avantajlarımız var. Genç ve dinamik nüfusumuzla, dünyanın her yanında rekabet edebilen iş insanlarımızla, eşsiz coğrafi konumumuzla büyük bir sıçrama yapma imkanımız var. Doğru politikalarla dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek hiç de zor değil. Yeter ki liyakat olsun, istişare olsun, güven olsun. Biz ülkemizi içine düştüğü sıkıntılardan 3 yeni K ve 4 ayaklı bir stratejiyle çıkaracağız. Nedir bu 3 yeni K? Yeni kadrolar, yeni kurallar, yeni kurumlar. Özellikle ekonomi yönetiminde ehliyet tek ölçümüz olacak. Bu ülkenin liyakatli insanlarını seferber edeceğiz. Kimse dışlanmayacak, kimse ötekileştirilmeyecek. Senden benden diye ayrım artık bitecek. Namuslu, dürüst, liyakatli her bürokrat baş tacımız olacak. Yeni kadrolarla işbaşı yaptığımızda yeni büyüme stratejimizin ilk sütunu hukuk ve demokrasi olacak. Gömleğin iliklenecek ilk düğmesi bu ülkede, ülkemizde can ve mal güvenliğini sağlamak olacak. Güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem, tarafsız cumhurbaşkanı, milletvekilini yine milletin seçmesi, siyasi ahlak yasasını çıkarma, bu çerçevede atılacak önemli adımlar olacak. Stratejimizin ikinci sütununda borçla şişirilen değil, üreterek zenginleşen Türkiye olacak. Tasarrufları üretime ve döviz kazandırıcı işlere yönlendireceğiz. Dijital ve yeşil ekonominin sunduğu fırsat ve imkanlardan en etkili bir biçimde yararlanacağız. Eğitim ve iş gücü planlamasını birlikte ele alacağız. İş gücümüzün verimliliğini, ekonomimizin yarışma gücünü arttıracak adımları hızla atacağız. Sağlık ve gıda gibi temel alanlarda kamucu yaklaşımlarla ülkemizin
kendi kendine yeterliliğini sağlayacağız. Devletin düzenleyici ve denetleyici fonksiyonlarından en etkin şekilde yararlanacağız. Kamu ve özel kesim arasında yeni bir diyalog ve yeni bir kurumsal ilişki biçimini geliştireceğiz. Yatırım iklimini kalıcı bir biçimde düzelteceğiz. Teknoloji kullanımı ve istihdam arasındaki dengeye dikkat edeceğiz. Yeni ve güçlü refah devleti 3.0'ı gerçekleştireceğiz. Stratejimizin 3. sütununda zenginliğini hakça paylaşan Türkiye olacak. Örgütlü toplum adil bir bölüşüm için vazgeçilmezdir. Çalışma hayatına ilişkin normları uluslararası standartlara getireceğiz. Emeklilerimizin de büyümeden pay almasını sağlayacağız. Aile destekleri sigortasıyla bu ülkede hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız. Bu ülkede hiçbir çocuk bizim yönetimimizde yatağa aç girmeyecek. Stratejimizin 4. ve son sütunu ise bozmadan, yok etmeden kesintisiz kalkınma. Yani sürdürülebilirlik. Ekosistem hakkı bizim yönetimimizde anayasal bir hak olacak. Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakatına uyum, öncelikli işlerimizden biri olacak. Kurumsal sürdürülebilirliğe dikkat edeceğiz. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar üzerinden siyasetin gölgesini kaldıracağız. Maliye ve para politikalarımız sürdürülebilir olacak. Bütçe açıklarının kamu borcunun kontrolünden çıkmasına, ülkenin borca batmasına izin vermeyeceğiz. Para politikamız enflasyonu düşürmeye odaklanacak. Merkez Bankası ile beraber belirleyeceğimiz enflasyon hedefine ulaşırken, bankanın yasasındaki araç bağımsızlığına kesinlikle müdahale etmeyeceğiz. Biz bu ilke ve politikalarla ülkemizin hızlı ve sürekli bir kalkınma sürecine gireceğini görüyoruz. Orta gelir tuzağından bu politikaların bizi çıkaracağını görüyoruz. Yine bu politikalar ülkemizi küresel arenada hak ettiği yere taşıyacak. Ancak şunun da farkındayız. Saray hükümeti bir yandan demokrasi ve ekonomiyi tahrip etti, bir yandan da ülkede hesap vermeyi ve saydamlığı bitirdi. TÜİK tarafından üretilen başta işsizlik, enflasyon, milli gelir olmak üzere hiçbir veriye güven kalmadı. Merkez Bankası'nın bilançosuyla bile oynadılar. Paralel bütçelerle hangi taahhütler altına girdiler? Kamu özel işbirliği sözleşmeleriyle ne kadar gizli yükümlülük yüklendiler? Bunları aslında soruyoruz, cevap alamıyoruz. Cevapları dış basından, yani dışarıda yapılan bir takım danışmanların açıklamalarından bulmaya uğraşıyoruz. Devlet ne kadar malını mülkünü vakıflara devretti? Bunu da bilmiyoruz. Bunların hepsine bir bakmamız gerekiyor. İşte bu nedenle iş başına gelir gelmez ilk bir ay içinde yıkımın gerçekçi bir fotoğrafını çekmek istiyoruz. Bunun için çok hızlı bir şekilde stratejik planlama teşkilatını kuracağız. Yukarıda belirttiğimiz ilkelere uygun elbiseyi dikebilmek için elimizdeki kumaşı bir göreceğiz. Hızla dört ayaklı stratejimize uygun, tutarlı bir eylem planını hazırlayacağız. Sonra Ekonomik Sosyal Konseyi toplayacağız. Plan ve programımızı ekonominin tüm oyuncularıyla istişare edeceğiz. Bunları ilk 3 ayda tamamlayacağız. İlk 3 ayda bunları uygulamaya başlamamızla birlikte daha 1. günden itibaren güven yeşermeye başlayacak. Ondan sonraki 3 ayda da hızla yıpratılan kurumlarımızı ayağa kaldıracak, milletimizi rahatlatacak düzenlemeleri yapmaya başlayacağız. Türkiye'de ilk 6 ayda iklim değişecek. Hayat bayram olacak. Yeniden gülümseyeceğiz. Biz hazırız, ülkemiz hazır. Sandık çok kısa bir sürede milletin önüne gelecek. Son sözü de milletimiz söyleyecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi sorular varsa alabilirim. Efendim, müsaadenizle bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi onları aktaracağım. İlk soru Kanal 7 tarafından yönlendirildi. Soru şöyle: Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yıl kongresi var.
Ancak erken seçim ihtimaline karşılık erteleneceği iddiaları konuşuluyor. Bununla ilgili alınmış bir karar var mı? Erken seçimin bir zorunluluk haline geldiği böyle bir dönemde konu tabii ki gündemimizde. Gerekli önlemleri mutlaka alacağız. Genel Başkanımız bu konuyla ilgili açıklamaları da yaptı. Efendim, ATV tarafından yönlendirilen bir soru var. ATV'nin sorusu da şöyle. HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı bir teröristle çıkan fotoğrafları için değerlendirmenizi alabilir miyiz? Bir teröristle fotoğraf verilmesini hiçbir zaman uygun bulmayız. Terör, terörist bizim kırmızı çizgimizdir. Ancak burada sorulması gereken bir soru daha var. Bu fotoğraf ne zaman çekilmiş? 2014 yılında. Yani Erdoğan'ın valilere talimat verip şehirlerimize bombalar yığılırken teröristlere dokunmayın dediği zaman. İmralı'ya her türlü ihtimamın gösterildiği zaman. İmralı sakinine sayın dendiği zaman. Bu fotoğrafı bize soracağınıza, bu fotoğrafın asıl muhatabı olan Erdoğan'a sormanız gerekiyor. Efendim, Fox TV tarafından yönlendirilen sorular var. Fox TV'nin ilk sorusu şöyle. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı da ben ekonomistim dedi ve iktidara yeni bir model önerdiğini açıkladı. Vatandaş bileziğini, küpesini devlet kontrolünde banka kasasına koysun, sertifika alsın. Düğününde takmak isterse o sertifikayla takıp geri getirsin. Önerisinde bulundu. Siz bu öneriyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi memlekette herkes kendisine ekonomist demek için yarışmaya başladı. Bu durumda iki elini böğründe kavuşturan herkes ben ekonomistim diye ortaya çıkıyor. Ama öyle gözüküyor ki bunların ekonomistlikten anladıkları milletin kolundaki bileziğe, kulağındaki küpeye göz koymak. Milletin düğünlerde, derneklerde takılacağı ziynet eşyasına bile sarayın iznini getirmek. Erdoğan başta olmak üzere anlaşılan bu önerileri getirenlerin hepsi aynı okuldan mezun olmuş. Çıkarsınlar şu ekonomistlik diplomalarını da bir görelim. Ama bu arada Erzurum Belediye Başkanı'nı da buradan uyaralım. Bak biz Erdoğan'ı azıcık tanıdıysak günün sonunda aldatıldım der. Tüm sorumluluğu da senin omuzuna yıkar. Efendim, Fox TV'nin bir diğer sorusu da şöyle. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışılan kur korumalı mevduat sistemi için dua edin de tutsun dedi. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Bu açıklama ülkede yönetimin, hazine yönetiminin işinin artık Allah'a kaldığını gösteriyor. Bu aynı zamanda bunların ülkeyi yönetemediklerinin de bir itirafı. Tüm beceriksizliklerini, kifayetsizliklerini, hatalarını Yüce Allah'a havale etmeye kalkacak kadar acizler. Ne diyeyim? Allah bunları tez elden ıslah etsin. Efendim, son olarak Artı TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Artı TV'nin sorusu da şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki günkü konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ardından Ankara Belediyesi'ni de hedef alan bir açıklama yaptı. Bunu CHP'li belediyelere dönük bir operasyon hazırlığı olarak okuyor musunuz? Buna karşı Cumhuriyet Halk Partisi neler yapacak? Bugün ülkemizde büyük bir buhran var. Milletimiz perişan. Beddualar arşa yükseliyor. Millet tenceresini kaynatamıyor. Arabasına benzin koyamıyor. Çiftçi traktörünün mazotunu dolduramıyor. Emekli, emekçi, memur, herkes yandım Allah diye bağırıyor. Büyük bir güvensizlik içinde. Geleceği göremiyor. Geleceğini kontrol edemiyor. Şimdi bunlara çözüm bulamayanlar çıkmış gündemi değiştirmek için millet iradesine kumpas kurmaya cüret ediyorlar. Erdoğan bu hikayeleri seçimden önce de tedavide sürmüştü. O zaman da bunları söylemişti. Cevabını da Ankaralı ve İstanbullu seçmen gayet güzel verdi. Atılan şamar, şamarın sesi Yemen'den duyuldu.
Şimdi Erdoğan yeniden mızmak için fırsat kolluyor. Kendisine çok sevdiği bir lafla cevap verelim. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Millet kararını verdi. Erdoğan'a tavsiyemiz milletin sözünün üstüne söz olmayacağını artık bir an önce idrak etmesidir. Aksi takdirde kuyruk acısı daha da katlanacaktır. Çok teşekkür ediyorum.